İşgal riski var mı? İstanbul var, için hep böyle bir... var. Gerçekten mi? 2025-2026'da burada önemli bir başlıktır benim için. Şu Şubat-Mart'ta yaşanan Temmuz ile Akrep ayı, yani 4 aylık, 5 aylık ölüm makasında yaşayacağımız şey 3 sene sonrasının provasıdır. Neden 3 sene sonra? Suriye kabilesiyle yapacağınız anlaşmanın dördüncüsü 7 sene sürer. Son anlaşma Zeytin Dalı ile 2018'de yapıldı. Bugün bu anlaşmayı bozmasak bile Suriye'nin kuzeyini temizliyoruz. Aradan kaç sene geçmiş? 5. 2 sene daha koyun. 7 sene. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir. 2025'e tekamül eder. 2025'te Büyük Suriye Savaşı yeniden patlak verir. İşte o zaman biz Rus ayısını sahnede görürüz. İşte o zaman da Beni Afsar gelir. Yani 4 senemiz var. 3 seneden 4 seneye geçerken. Bu dönemde diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, 1 milyon oradan, 1 milyon buradan, 2 milyon asker sahadayken Türk hükümeti, yani Müslüman devleti, sahadaki en büyük, en kudretli Müslüman devleti 3'e bölünecek. Ama devletin bölünme şeklini kastetmiyor. Devletin yönetim mekanizması 3'e bölünecek. Ben bunu merkezi hükümete bağlı 3 askeri idare şekliyle söylerim. 3 askeri idare yönetimiyle sahneye gelecek olan yönetim şeklinde İstanbul geçici süre bir siyaseten otonom yönetim gibi, bir siyaseten vali ataması gibi veya geçici süre bir gözümüzü kapatmak gibi. Savaş olmaz. Allah kutsal beldeyi savaşla yormaz. İstanbul'da bir savaş beklemiyoruz. Tekraren İstanbul'da bir yıkım beklemiyoruz. Allah'ın eman verdiği beldelerdendir İstanbul. O yüzden korkmasın İstanbul halkı. Ama geçici süre İstanbul 6 ile 9 ay arasında işgal altında kalacak. Siyasi işgal. Siyaseten işgal edilecek. 2025'te. 2025-2026 yılları arasında. Ama o dönem için bir de az önce bahsetmiştiniz, ben az sonra dedim. Divan-ı Harp diyorsunuz. Bir Bu askeri yönetim mi geliyor yani? Bundan bunu mu anlamalıyız? ölüm makasımızda ya genel seferberlik haliyle, ya bazı bölgelerde kısmi OHAL, ya da topyekün ülke genelinde bir OHAL ile bunu prova edeceğiz aslında. Savaş OHAL'i bekliyoruz şu birkaç ay içerisinde. Bu OHAL'in provası 2-3 sene sonra topyekün ülke genelinde bir divan, yani harp divanının kurulmasıyla ülke savaş pozisyonuna geçer. Bugün teyakkuzdayız. Ne söyledik? Kırmızı çizginin bir perde altındayız. Yarın kırmızı çizgide ülke genelinde topyekün seferberlik, genel harp ilanı edilir ise ülkenin de harp divanıyla yönetilmesi söz konusu olur ki işte o gün Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi gerçekleşir. Ülke merkezi hükümete bağlı 3 bölgeden yönetilir. İşte o gün bu 3 yönetimin zafiyetinden kaynaklı İstanbul işgal edilecek. Ya da anlaşmayla teslim edilecek. Bilemiyoruz. En gaybı Allah bilir. Biz onu bilemeyiz. Bu hadisi şerifin müjdesi. Biz sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın tarih atıfları, güncel olayların hesaplanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kadran ve takvim hesabıyla yapılan hesaplar 2025-2026'da bu olayların başlangıcını, 1 yıl 7 ay sürecek olan Türkiye'nin ve dünyanın genel kasıp kavrulma dönemi 2028'e kadar süreceğini işaret eder. Genel harbin 2028-2031 arasında yeni sınırların belirlenmesi, yeni siyasi erkin, yeni para birimlerinin belirlenmesi, 2032 sonrası çok şiddetli ama sıcak bir savaştan sonra yeni bir dünya, yeni bir iklim bekliyor. Oraya dair bir başka Ölmez sağ müjdeyi kalırsak göreceğiz Engin Bey. Yani iyi bir şey yok mu bunların arasında bu işte önümüzdeki en güzel yıllarda? Tarafı aslında orada. Ne diyor? Zamanın sahibinin cümlesinden atıf verelim yine. Der ki zaman büyük fikir kahramanını, yiğit fikir kahramanını, zaman genç fikir kahramanını bekliyor. Peki soralım. Zamanın gençten kastı ne? Eğer Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden tarihi doğru noktalarıysak, en doğrusunu Allah bilir. 2025-2026 yılları Beni Yafsar'ın başladığı dönem ise Aleyhisselatü Vesselam'ın bir başka hadisi. Benim künyemden ve benim soyumdan olan künyesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Gökte Ahmet, yerde Muhammed. Muhammed ismiyle gelecek. Yaşı 40 olacak. Sağ yanağında bir ben ile ışıl ışıl parlayacak. O gün Beni Afsar günü 40 yaşında olacak. 42 yaşı itibariyle alemi 40 yaşında bir genç yönetecek. İşte müjde budur. Bu genç şu anda İstanbul'da
Allah en doğrusunu bilir. İsmini, cismini, kim olduğunu biliyoruz, bilmiyoruz. Tahminlerimiz var, tahminlerimiz yok. İstanbul'da yaşıyor aramızda. Doğum tarihini vermek istiyorum. 1985 ile eğer hadislerle, gökyüzü hesaplarıyla, ülkemizin tarihiyle ve liderin tarihiyle işlediysek, ki buradan hiç Cumhurbaşkanı'na böyle bir atıfta bulunduğum falan zannedilmesin, ülkenin kaderini etkilemesi sebebiyle liderin kaderiyle birlikte hesaplanmak zorunda. Bu kişi 1985'ten sonra, 85 olamaz, 86, 87, 88 son tarih ya da belki küçük bir sapmayla 89 tarihli, bu dört tarihten birinde doğmuş olmalı. Künyesi Muhammed olmalı, Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir. Onun soyundan gelmeli ve şu an İstanbul'da yaşıyor olmalı. Ne yapacak? Dünyayı mı yönetecek az önce söylediğiniz gibi? Peki söylüyorum. Bir kişide ün olmazsa, bir kişide toplum tarafından bilinirlik ve kendi ilmiyle, hikmetiyle toplumu aydınlatan vasfı olmazsa, arkasından sağı solu altı üstü olmaksızın her bir dinden, her bir topluluktan, her bir görüşten insanları arkasından yürütemiyorsa, işte o kişiden Mehdi olmaz. Doğru mu? O zaman herkesin arkasından yürüyeceği ortak bir kimse, bu bir. Her görüşten insanın ortak konsensüsünü sağlayacağı bir kimse, bu iki. Bilinir olma, tanınır olma, herkes tarafından haber verilmiş, bilinmiş, duyulmuş olma hükümleri gerçek olmak zorunda. Ve sizin bir fikriniz, tahmininiz var mı ama merak çok ettik şimdi. Çok özür diliyorum. Gökyüzünden kendisine bunu sağlayacak destek yerle, gökle arkasından bir rüzgar gibi eser. İşte bu 2025'li, 2026'lı yıllarda tamam olacak Allah'ın izniyle. Tahmininiz var mı? Varsa da muhtemelen söylemezsiniz herhalde. Doğum tarihi verdim. Yaşadığı şehri verdim. Zaten hadisleri okuyanlar, hadis ilmini bilenler bilirler. Sahih Buhari'de, Sahih Müslim'de birçok hadis kaynağında Muhyiddin İbn Arabi'yi okuyanlar bilirler. Birçok hadis tasviri sağ yanağında sakal az olacak der. Beni İsrail oğullarına çok benzer. Tavrı şedid ve görüntü itibariyle Yahudileri anımsatacak. Davranış şekliyle, insanlara yaklaşım şekliyle, şiddetli, sert bir mizaç şekliyle daha çok Yahudileri anımsatacak. Soyu benim soyum olacak. Künyesi benim künyem olacak. Yani birçok atıf var. Ama bunların zaman sabitlemesini bugüne kadar kimse yapamıyordu. Çünkü en son zamanı okuyan insan aramızdan 900 yıl önce ayrıldı. Kimdi? Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Bugün deriz ki zamanı okuyan biri olarak ve benim akademimde zamanı okumanın 9 tane sayıyla formülü öğretilir eğitimlerimizde. Burada ben bunu anlatırım. Ben evet Allah'ın dilediğine Vedud ismiyle bahşettiği hikmeti veriyorum diyemem. Lakin benim bir insanı gördüğümde algıladığımı, ki ben bunu defaatle birçok insanla tecrübe ettim, her akşam yayınlarımda yaparım, aynısını sayıyı bilen, elinde 9 tane numarası olan insan yapabilir. İşte ben onunla insanların da sayıyı, zamanı, ülkeyi, kaderi okumasını mümkün kılan yöntemi anlatıyorum. İşte ben orada derim ki şimdi, ben bu ilme vakıf, okumayı bilen, araştırmacı, gazeteci, en basit haliyle bilen biri olarak derim ki, ben bu kişinin İstanbul'da olduğunu, doğum tarihini, künye araştırmasıyla, şekil araştırmasıyla, bugün 10 taneye yakın Mehdi var aramızda. Hiçbirisi bu işaretleri tutmuyor. Her şeyden önce doğum tarihi tutmuyor. Ve çok enteresan, Beni Afsar olayına kadar kendisine açıkla emri verilmeyecek. Yani bugün açıklamış olanlara söylüyorum, üzülüyorum hepinizin Mehdiliğine. Beni Afsar sahada uygulanmaya başlanana kadar kendine açıkla emri verilmeyecek. Bunun içinde 2025'i görmek gerekir diyor Engin Avcı. Son birkaç dakika şöyle değerlendirelim. Daha yakına gelelim. 2022'deyiz. Zaten ölüm çemberinin içine 5 aylık bir sürece girdiğimizi söylüyor Engin Avcı. Bu ölüm çemberiyle ilgili hatırlatmayalım. Bu ölüm çemberi bizim diriliş çemberimizdir. Sadece tehlikeyi anlatmak için kullanıyorum. Bizim ülkemiz bunu aşmaya, bu tehlikeyi bertaraf etmeye kaderiyle ve zamanın sahibinin tasarrufuyla muktedirdir. Herkes gönlünü ferah tutsun. Sonbaharda bir seçim gözüküyor mu? 2023'te mi yapılacak seçim? Seçim yapılacak mı da son sorularım olsun. Ben 2022'de hiçbir seçim görmüyorum. 2022'de seçim bekleyen arkadaşlarım boşa hayal kurmasınlar. 2023 seçimlerini her şeyin olağan olduğu halde vakti ve zamanıyla gerçekleşir. Bunu bir tek değiştirecek hamle var ki, bizim bu sene genel seferberlik,
veya kısmi OHAL, genel OHAL ilanıyla değiştireceği bir pozisyon var. Topyekun savaş hali, yani bir manyaklık yapıp da İzmir'e veya işte Karadeniz'den Sinop'a, Samsun'a saldırmadıkları müddet biz genel olarak bütün ülkeyi doğru zaman ve doğru takvimle ülke liderlerinin yöneteceğine inanıyoruz. En doğrusunu Allah bilir, lakin 2022 kısmı ile alakalı kendi görüşüm, bizim ülkemizin böyle bir vurulma, böyle bir tedirginlik dönemi yaşayacak olsa bile siyasi iktidarın her şeyi çözmeye muktedir olduğunu gördüm. Savunma sanayinin, savunma bakanlığının her şeyi elinde tuttuğu, önemli bir dönemden geçtiğini bilmem sebebiyle ülkemize de, liderimize de, milletimize de, askerimize de güvendiğimi söylemem mümkün. 2023'tür bunlarla ilgili tarih. Peki Engin Bey, bir eksiğiniz bence kalmadı. Çok teşekkür ediyorum.